Ama bugün bir başka dolmuş. Bir başka inançla dolmuş. Cumhurbaşkanı yardımcısı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sevgisiyle katlanarak, coşarak dolmuş sevgili gerzeller. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Tarihi bir seçime gidiyoruz. Gerçekten bu sefer başka. Bu sefer gerçekten kavga etmeden, hakaret etmeden herkesi 86 milyonu kucaklayarak, helalleşerek, kucaklaşarak bir seçime gideceğiz. Ve bu seçimin sonunda 21 yıllık zulmü, 21 yıllık yanlışı, 21 yıllık adaletsizliği, 21 yıllık liyakatsizliği, 21 yıldır unutulan köylerimizin sorunlarını hep birlikte çözeceğiz inşallah. Tabii bahar Mart'ta gelmişti. Mart'ın sonu 2019'da bahar oldu. Sayenizde Türkiye'de, İstanbul'da, İzmir'de, Adana'da, Mersin'de şimdi 780.500 kilometre karelik cennet vatanımıza baharlar geliyor. Müjdeler olsun inşallah. Duaları, ibadetleri kabul etsin. Ve ben de bir duada bulunayım. Allah'ım 86 milyonu 114 Mayıs'ta gülsün. Millet huzura, millet refaha, millet mutluluğa kavuşsun. Kadim devletimiz ahlakla, adaletle, liyakatla buluşsun diye dua ediyorum bu mübarek ayda. Bu sizin elinizde. Hep birlikte güzel günler yaşamak, huzuru, refahı, mutluluğu yaşamak, başı açıyla, başı kapalısıyla, Kürdüyle, Türküyle, Kuzeylisiyle, Güneylisiyle, Alevisiyle, Sünnisiyle et tırnak olmak, tıpkı Çanakkale'de olduğu gibi omuz omuz olmak ve dünyanın en büyük ülkesini, en büyük devletini yaratmak 14 Mayıs'ta siz gerzellerin elinde. Bunu yapacağınıza da yürekten inanıyorum. Şimdiden 14 Mayıs Büyük Atatürk'ün kurduğu kutlu cumhuriyetin demokrasiyle taçlanacağı günün adıdır. Türkiye'nin ekonomik sorunlarını çözmek için, Türkiye'de ayrıcılığı, ayrımcılığı bitirmek için, ben sen değil biz demek için 6 genel başkan el ele verdi. Ve yanlarına Türkiye'nin iki sevgilisini kattılar. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı burada otobüste büyük bir kadro, güçlü bir takım, tek derdi Türkiye olan bir takım. Siyaset bana ne verecek değil, ben Türkiye'ye ne vereceğim diyen bir takımla huzurunuzda yüzler ışıl ışıl olduğu bir bahar zamanında ve bu Sinop'un yine cennet köşesi Gerze'de sizlerle beraber olmaktan çok mutluyum. Çünkü ben bu mahallenin uşağıyım. Buradayım, buradayım. Buralıyım. Karadeniz'in havası bana esti mi? Bir başka coşuyorum. Hele hele bizim siyasetin ilk anımdan itibaren bir abi kardeş ilişkisiyle birlikte o güzel yılları bir arada geçirdiğim Engin Altay'la birlikte Sinop'u ziyaret etmek elbette çok büyük mutluluk. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. İyi görüyorum burada. Cıvıl cıvıl bir ilçe görüyorum. Niçin? Çünkü her yaştan insan var. Büyüklerim var. Hanımefendiler var, beyefendiler var. Çok kıymetli gençler var. İnanılmaz cıvıl cıvıl çocuklar var. Muhteşem görüntüler. Güzel böyle olsun. Hani Sinop'a mutlu şehir derler. Mutluluğunun vesilesi insanlarıdır.
İnsanlarının gönlü zengin, kalbi güzeldir. İnsana insan olduğu için güzel gözle bakar, iyi gözle bakar, iyi karşılar, misafirperverliği başkadır. Onun için Sinop'un o mutlu şehir, o mutlu insan kalbi bütün Türkiye Cumhuriyeti'ne yayılır inşallah. Sizlerle beraber yayılsın. Sinop'un, Gerze'nin o enerjisini almaya geldim. Geçen Edirne ve Kırklareli'de Trakyalı hemşerilerimle buluştum. Sonra tabii ki kendi coğrafyamızdan başka Karadeniz'de devam etmeyi arzu ettim. Ve Karadeniz'deki ilk ziyaret noktamızı da Sinop olarak belirledik. Ve Sinop'ta olmaktan da çok ama çok mutluyum. Kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, güzel çocuklar, fıstıklar, size bayıldım. Size bayıldım. Harikasınız siz. Harikasınız. Evet. Şimdi birkaç şey, sağ ol, teşekkür ederim. Birkaç şey söylemek istiyorum. Değerli dostlar, çok yoruldu memleket. Çok sıkıldı, çok üzüldü. Siyasetin kirli alanını bu memleket yaşamaktan usandı. Her akşam sert bir insan yüzünü, parmak sallayan anlayışı ve insanları azarlayan bir dilden kurtulmak istiyoruz. Onu evine yollamak istiyoruz. Onu evine yollayıp emekli etmek istiyoruz. Memleketin üretime ihtiyacı var. Gençlerimizin umuda ihtiyacı var. Çocuklarımızın cıvıl cıvıl, cıvıl cıvıl geleceği kucaklayacak iyi bir eğitim alması lazım. Sinop'un hak ettiği yere gelmesi lazım. Bakın, İstanbul'dan Sinop'ta hemşehrilerimin de size selamını getirdim. Sinop'tan daha çok Sinoplu İstanbul'da var. Sinoplu dostlarımız elbette ekmeğini her yerde çıkartır ama bu cennet köşesi Sinop'un kendi karakteriyle, doğasını koruyan anlayışıyla, tarımıyla, her unsuruyla, turizmiyle aslında hak ettiği değerin çok altında, ekonomik olarak çok altında. Halbuki gençlerimizin niçin bu cennet köşesi, bu cennet köşesi vatanı Sinop'u terk etsinler, etmemeliler. Burada paralarını kazanmalı, hayat kalitesini en üst seviyede yaşamalılar. Ama Türkiye ne yazık ki bu düzeni kuramadı. Biz kuracağız. Göreceksiniz. Güçlü bir yapıyla her köşesini memleketin, doğusunu, batısını, güneyini, kuzeyini en güzel şekilde değerlendireceğiz. Ve turizmden, tarımdan Sinop'un gelirini en az iki katına çıkartacak avantajları olduğunu bilen yönetimiz. Bir köşeyi rant alanı olarak kullanırken memleketin bir başka köşesini unutmayacağız. 785 bin kilometre dedi Engin abi. Evet, 785 bin kilometre karenin her köşesini cennet yapmalıyız. Her köşesindeki insanları kazanan insanlar haline getirmeliyiz. Bütün bunlar mümkün. Sevgili dostlarım, kıymetli hemşehrilerim, şimdi 14 Mayıs'a giderken, bakın, 2017'den beri ülkemizde bir ittifak mücadelesi veriliyor. İnsanlar bir araya gelsin, bir arada düşünsün, ortak akılla memleketi yönetsin diye bu yola çıkıldı. Bu yolculuğun lideri ve önderi gerçekten büyük emek vermiş. 2017 yılından beri büyük emek vererek bu yolculuğu yapan ve bugün hepimizin
Cumhurbaşkanı adayı olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamlarını getirdim size. Hep birlikte çalışacağız. Millet İttifakı'nı iktidar yapacağız. Ama esasen biz 86 milyon insanımızı, milletimizi iktidar yapacağız. Bir kişinin iktidarı bitecek, bir avuç insanın mutlu olduğu dönem bitecek. 86 milyon insanımız mutlu olacak. Herkes mutlu olacak. Partizanlığı çöpe atacağız. Partizanlığı çöpe atacağız. İnsan kayırmacılığı çöpe atacağız. Adalet, hak, hukuk gelecek. Liyakat gelecek. Ben çalışırsam hakkımı elde ederim. Karşılığını bulacak bu topraklarda. Hukuksuz, kayırmacılık, bütün bu duyguları bertaraf edeceğiz. Ve göreceksiniz, yani bir seçim bittikten sonra 86 milyon insanın eşitlendiği bir dönem başlayacak. Şu belediye benim belediyem, o belediye benim belediyem değil demeyeceğiz. İnsanlarımıza eşit davranacağız. Bakın bu kardeşiniz 2019 yılında seçildikten bugüne yapmadıklarını bırakmadılar. Soruşturmalar, mahkemeler, davalar herhalde takip ediyorsunuz. Yapmadıklarını bırakmadılar. Ellerinden geleni ardına koymadılar ama yine başarılı olduk. Yine iş ürettik. Yine memleketimizin o cennet köşesi İstanbul'umuza çok güzel hizmetler yaptık. Ama bu dönemi bitireceğiz biz. Öyle ona buna zulüm çektirmek, hukuksuzluk yapmak dönemini sona erdireceğiz. Ve az önce başkanımız da söyledi. Sevgili dostum Mansur Yavaş'ın da sizlere selamlarını getirdim. Evet, ittifakımız güçlü. Başında Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Meral Akşener, diğer liderler hep birlikte çok çalışacaklar. Ama iki şehirde Cumhurbaşkanımızın Sayın Kılıçdaroğlu'nun deyimiyle bir dönemin Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti olan İstanbul'un ve Cumhuriyetimizin başkenti olan Ankara'nın belediye başkanları olarak Cumhuriyetimizin 100. yılında bu yeniden yapılanma döneminde yeniden bir başlangıç ortaya koyma döneminde neyimiz varsa ortaya koyacağız. Birlikte başaracağız ve ülkemize Cumhuriyetimizin 100. yılını yakışır hale getireceğiz. Bizim Cumhurbaşkanı adayımız bütün görüşleri bir araya toplama gayretinde aynı masada konuşmak, aynı masada bir ortak akıl üretmek gayretinde. Her düşünce, her anlayış orada var. Yani ayrışmayı istemiyoruz. Sevgili çocuklar, sevgili gençler, oy veren vermeyen herkes, hanımefendiler, beyefendiler, sandıkta ayrışmaya müsaade yok. Asla ayrışmayacaksınız. Oyunuzun yeri Millet İttifakı. Oyunuzun yeri Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu. Dolayısıyla ayrışmak isteyenler olabilir. Biz onlara bir şey demiyoruz. Ama siz ayrışmayacaksınız. Ayrışmak isteyen kendi yoluna gider. Ama siz oyunuzu bölmeyeceksiniz. Oyunuzu Kemal Kılıçdaroğlu'na kullanacaksınız. Anlaştık mı? Söz mü? Tamam, güzel. Özellikle sevgili çocuklar, sevgili gençler, çok güzel hanımefendiler, beyefendiler, bunu sizden istiyoruz. İkincisi, her yerde gönüllü olacağız. Bakın ben memleketimin her köşesini gezeceğim. Hakkari'ye gideceğim. Karadeniz'in her noktasına da gideceğim. Genel başkanımızla da gezeceğim. Diğer liderlerle de dolaşacağım. Ve her köşesinde gönüllü bir şekilde oy kullanacağız.
oylarımıza sahip çıkacağız. Memleket, memleket tam da bugün, yani 31 Mart'ı 1 Nisan'a bağladığı gece yapılan hukuksuzluklara 2019'da dur dedi. Dur dedi. Maçta hile yapmaya kalktılar. Milletimiz onlara büyük bir tokat attı. 31 Mart'ı 1 Nisan. Yani bize kaybedenler kulübü diyorlardı. Artık kazananlar kulübüyüz biz. Milletçe kazanacağız. O işi biz 2019'da bitirdik. Bitirdik. Zaten onun